Yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayım. Tarih 13 Ekim 2019 Pazar. Saat tam 4. Bugün de Eski Malatya'dan Aslanpınar köyüne gitmek üzere yola çıktım. Şu an Ulu Cami civarındayım. Dünkü turumuz biraz amatör çekim olmuştu. Başta dik çektiğimi anlamamıştım. Yani geç fark etmiştim. O yüzden sıkıntı olmuştu. Bugün daha güzel bir çekim olacak inşallah. Şu an Eski Malatya'dan devam ediyoruz. Bundan 2 hafta önce sevgili dostum Talha ile beraber gittiğimiz yolu kullanacağım. İnşallah güzel bir video olur. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şu an yola devam ediyoruz. Geçen sefer kullandığımız güzergaha böyle dar bir yoldan çıkacağız. Burası benim için daha estetik bir yol. Bugün de hava Eski Malatya'da gerçekten güzel. Hafif bir esinti var ama soğuk değil. Aynı zamanda hafif bir sıcaklık da var. İşte devam ediyoruz böyle güzel bir yolda. Yani dediğim gibi dün biraz zorlanmıştım. Şu an onun sıkıntılarını yaşıyorum. İnşallah gidebiliriz. Baldırlarımda biraz ağrı var. Şu an bundan 2 hafta önce gittiğimiz güzergah gözüktü. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar şu an Eski Malatya'yla yani Battalgazi ile Ortuz arasındaki yoldayız. 2 hafta önce burada Talha ile beraberdik. Şu an gözümde o anlar canlandı, yaşadığımız sıkıntılar falan. İnşallah 1-2 haftada bir böyle çekip kendimizi mesul edeceğiz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biraz önce geçen gezimizde mola verdiğimiz caminin önünden geçtim. Tam olarak arkamızda kalıyor. Yola devam ediyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Allah'a şükür. Gideceğiz inşallah. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar 5 dakika dinlenmek üzere mola verdim. Şu an Orduzu İlkokulu'nun önünde bulunan belediye otobüsündeyim. Birazdan tekrar yola koyulacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakikalık yolumuz kaldı. Saat 4:45 geçiyor. Yani bir saatte varılacak yer tabi ayağındaki bisiklete göre değişir. Böyle Eski Malatya manzarasını görüyorsunuz. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son 3-4 dakikamız kaldı. Böyle bir yoldan şu an ilerliyoruz. Burası bayağı rüzgarlı olacak. Muhtemelen müzik ekleyeceğim buraya. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Aslantepe öğüne vardık. Şu an girişindeyiz. Şöyle girişinde aslan başlı bir çeşme yapmışlar. Şöyle. Aldım çıkıyor. Turistik olarak çok güzel bir yer bence. Malatya'da yaşayan herkesin görmesi için hem yakın hem de güzel bir yer. Kapatıyoruz arkadaşlar, israf olmasın. Şöyle yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Bisikletimi de şuraya bıraktım. İnşallah yürütmezler.
bunlar sonradan yapılmış taşlar. Bunların asılları Ankara Etnografya Müzesi'nde olduğu söyleniyor. Gerçekten tarih kokan bir yer. Aslantepe Öyü milattan önce 5000'li yıllarda Hititler tarafından Anadolu'daki ilk yerleşkelerden birisi arkadaşlar. Zaten Anadolu'da nerede bir böyle tepe şeklinde bir yer varsa altında mutlaka öyük vardır deniliyor. Malatya'mıza da böyle güzel bir öyük yakışıyor. Evet arkadaşlar, şu an yavaş yavaş ilerliyoruz. Burası bayağı yoğun. Yani şu otobüste muhtemelen ilk videomda olacağım etrafında yoruluyor otobüs. Pazar günü olduğu için bayağı yoğun. Yurt dışından gelen ziyaretçiler var. Elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Yerler kesme taşla yapılmış. Çok güzel. Aslında içine gitmeyeceğim. Yani benim bu buraya yani yaklaşık 10. gelişim diyebilirim. Gitmememin sebebi 10. gelişim değil. Çünkü içinde yani kamerayla çekebileceğim pek bir şey yok. Kameramın amatörlüğünden dolayı. Bu da Aslantepe'nin içinde bulunan örnek evlerden bir tanesi arkadaşlar. İçine giriyoruz. Böyle güzel bir şekilde kerpiçten yapılmış evler arkadaşlar. Yine evin içinde yemek ve ekmek için bulunan evin içinde çektiğim video CD kartımdaki hafıza yetersizliğinden dolayı yarıda kesildi, özür dilerim. Şu an bir uygulamayı sildim, tekrar videoyu açtım. Bundan sonraki videolar kısa kısa olacak, hem de sizi sıkmamak için. İşte böyle devam ediyor. İçi dediğim gibi biraz karanlık bir ortam var. Yani çekemeyeceğim bir ortam. Ben şimdi birazdan içine girip göreceğim ama çekmeyeceğim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayrılma vakti geldi. Tekrar yola çıkıyorum. Güzergahımı değiştirebilirim. Yani başka, şu an biraz erken, yani akşam olması için. Farklı yerler göstermek için güzergahımı değiştirebilirim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, az önce bahsettiğim gibi güzergahımı değiştiriyorum. Biraz önce şu yoldan gelmiştim, yaklaşık bir saat önce. Şu an böyle gideceğim. İleride kaldırım göleti olacak. Onu göstermeye... Arkadaşlar şu an kaldırım gölüne vardık. Ama sandığımdan daha çok da çekilmiş yani. Sonbahardayız. Bayağı çekilmiş. Normalde şuralar suyla dolu oluyordu. Bu arada şu karşımızda gördüğümüz tepe bizim eski Malatyalılar olarak nitelendirdiğimiz Gavur Dağı. Gerçek adıyla Gelincik Tepesi. Böyle güzel manzarası olan bir yola geldik arkadaşlar. Birazdan şu gördüğümüz yoldan evimize doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, şu an yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika sonra evde olmuş olacağız. Daha yeni bisikletimin lastiğinin havasını kontrol ettim. Havası sanki biraz inmişti. İnşallah yolda kalmayız. Bu yol da biraz uzun yani. Yaklaşık bir 4-5 kilometre var. Yürümek istemem. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir manzarası olan bir yol. Şu an karanlık vardı. Evimize yaklaşık. Kervansaray'ın orada bir video çekmeyi düşünüyorum. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Eski Malatya meydandayız. Şu an Kervansaray'ın önündeyiz. Güneş gözümüz alıyor.
İleriki videolarımızda da burayı tanıtacağız inşallah. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar.